ne? Burası el. Hep yukarı çekiliyor, aşağı indirme yok. Bir sebep üretimimizde biz belediye teslim etmişiz. Hı hı. Günahı. Bu pisliklere zamanla birçok mücadele ettim günahı. Ama bir değil, 3000 tane var. Ben 3000 değilse 6000 tane var kişi. Ben 6000 kişiye de mücadele edeyim. Ben burada emniyet miyim? Hayır. Ben burada belediye başkanım? Hayır. Ben burada valiyim? Hayır. Ben burada kaymakamım? Hayır. Esnafım. Ben yaşama hakkım yok mu? Ben cennetime hakkım yok mu? Buna Allah beni şahit kılmasın. Senin suçumuz burada olmaktır ya, bu ne iş? Hayır diyeceğim ya. Ne yapalım, ne çay var mı? Çay ne oldu? Burası da benim şahsi depom. Kışkıra yatarım ya da yazlıkla yatarım, devir dayım olur. Burası da bir geceden 4 kişi bile şey yaptılar. Camlarını kırdılar. Dünyada ne çeşit uyuşturucu varsa güçlü basa çekiyor. Bir açık alan olmuş. Gece bizim mesaimiz bittiğinde onların üşütüceği mesele burada başlıyor. Bunları herkes bilir. Bilmeyen adam yok. Burası buna gelince buraya insan gelmez oldu. Daha önce buraya vali geldi, kaymakam geldi, belediye başkanları geldi, çevrede bütün insanlar geldi. Burada bir sanatlar vardı. İyi sanat burada işliyordu. İlle bir yetkililere bu işi iletmesi lazımdır. Pasaj'da, yani biz Pasaj'da, biz bir esnaf olarak yani kendimizi zor tutuyoruz. Biz zor tutuyoruz. Envai türlü insanlar geliyor. Pasajımıza boş olduğu için kimsenin uğraşmadığı zaman her bir yerde bir bakıyorsun bir tanesi getirmiş esrar içiyor. İçki içiyor. Hani birahanalar var mesela içkili yerler vardır. Oraya gidip yapmıyor gelip burada içiyorlar. Hani gece biz buradan gidiyoruz saat 7'den sonra. Neler oluyorsa onu Allah bilir. Hani çok şeyler oluyor da tabii bizim haberimiz de olmuyor. Ha biz yani ortamın düzelmesi için elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Talebimiz yani bu pasajın onarılması. Onarılıp güzel bir şekilde bir düzene sokulup esnafın gelmesi için. Ya bir defa yıkık virane bir durumda. Bu hiç hoş değil. Görüntü olarak güzel değil. Buraya gelip gidenler bundan memnun değil. Kışın yağmur yağıyor. Burada buraları su basıyor. E şimdi bu esnaflar gerçekten usta insanlar. Bunlar eski sanatçılar. Sanatçılar bunlar. Bunlar alın terileriyle ekmek kazanıyorlar. Uzun süredir burada yaşıyorlar. Bu işi yapıyorlar. Şimdi onların da işini bozuyor. Müşterisinin buraya gelmesini celbetmiyor. Eski müşterilerini kaybettiler. Yıkık virane bir yere kimse girmek istemiyor, görmek istemiyor. Onun için buraya el atılması lazım. Buranın onarılması lazım. Diyarbakır'ın en merkezi yerinde. Dağ kapıya 10 metre mesafede. Bu virane yapı buraya yakışmıyor. O boş yer olursa o boş yere herkes gelir. Sarhoşu da gelir, ayaşı da gelir. Efendim yer bulamayan yatmak için de buraya gelir. Ama burası onarılırsa, temiz bir işhane haline getirilirse buraya bunlar gelmez. Herkes yerine, yurduna, çevresine, dükkanına sahip çıkar. Yani pasajına sahip çıkar. Burası şenlenir, burası iyi bir iş merkezi olur. Bu ustalarımızı kaybetmememiz lazım. Bunları yaşatmamız lazım. Bunlar iğnenin deliğinden ip geçirerek, emek sarf ederek emek kazanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için buranın düzeltilmesi lazım. Hakikaten bizim arzumuz bu. Burası bir zamanlar Diyarbakır'ın değil, Güneydoğu'nun en iyi pasajıydı. Bu gazetelerde çıktı, yürüyen merdivenimiz vardı, parmakla gösteren 170 dükkanımız var. 170 dükkanımızda hiçbir tane eksik gördü. Kiraya tutmak için de sıraya girerdir. Zamanında yöneticiliğini de yaptık biz buranın. Ama bugün geldiğimiz hal malum ortadadır. O bir. Artı biz burada 4 ay dükkanlar kapatıldı. Bu olaylardan dolayı Allah tekrarını vermesin inşallah. Bu zahmeti beraber çektik. Çektikten sonra da şimdi bizim buraya niye terk edildik? Niye buraya hizmet gelmiyor? Bizim devletimiz buradaki belediye kayyum başkanımızın gelip yani gereğini yapsın ki biz de ona göre hiç olmasa hem teşekkürümüzü eder hem bu mağduriyetten de kurtulmuş olalım arkadaşlar da beraber. Hani pasaj yıkılmış, kırkızı geliyor, ipsizi geliyor, sapsızı geliyor. Can güvenliğimiz yok, bakım yok, gelen müşteri yok, çaresizlikten başka bir yere gidemiyoruz. Bize el atmasını talep ediyoruz.